Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada görmüş olduğunuz gibi bugün günlerden 9 Temmuz 2024 günlerden Salı. Salı açıkçası buraya baktığımızda endekse baktığımızda bankalar ciddi sallandı. Ama ben neye yoruyorum bunu? Ne dedik? Bankalardan kazananlar satacak, bizim yan kağıtlara gelecek. Yan kağıtların şu an grafiği çok çok iyi. Bizim de takibimizde olan şirketlerin burada baktığımızda birçoğu da açıkçası tavan geldi. Onlardan Tarkim mesela söylemiştik. Poltek de bize uyan şirket demiştik ki. Sonra SDTR'yi bu hafta demiştim zaten. SDTR artık dip dönme ihtimali çok. PKY BIST 100 hissesi. Burada bir de bedelsiz açıkladı. Sonra Agrot demiştik. Agrot da 2 gündür %20 yapıyor. Çok dibe getirdiler. Çok açıkçası bıktırdılar insanları. Ama sonra da dediğim gibi aşağıdan malı toplayacaklar. Şirkette herhangi bir sıkıntı olmadığını zaten söylemiştik. Şimdi Gündoğdu Borsa Türkiye'de yapılmayanı yapıyor. Küçük sermayeli şirketleri alım yerinde söylüyor. Ama 3 aydır inanın anamızı hep beraber ağlatıyorlar. Endekste değişik hareketler, bankalar, holdingler, az bir hava yolları. Tamam, sonrasında çok bir hareket yok. Sonra ne dediler? İşte enflasyon muhasebesi çıkardılar. Bilançoları karman çorman ettiler. Bizi böyle küçük yatırımcıyı hamur gibi yoğurdular. Bir taraftan Mehmet Şimşek, bir taraftan dediğim gibi bu tarz sıkıntılar olduğu için biz 3 aydır borsaya açıkçası anamızı ağlattılar. Ama sıra bize geldi. Sıra bize geldiğinin ben sinyallerini kaç gün önceden de herkese de veriyorum. Telegram grubuma da buradan selamlar olsun. Onlarla da dediğim gibi kameralı görüşemiyoruz. Onlarla da iletişimimiz buradan. O yüzden onlara da selam olsun. Artık sıra bize geldi. Zaten günlük trade'de de bunları artık hissetmeye başlamışsınızdır. Günlük güzel hisseler de veriyoruz. Paramızı da artık kazanıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi artık Instagram'da da bir yenilik yapıyorum bu arada. Değerli izleyenler siz de beğenirseniz Instagram'a kesinlikle beni izlerseniz siz de karlı çıkarsınız diye düşünüyorum. Instagram'a da şöyle yaptık artık. Grafikleri de buradan bu şekilde paylaşacağım. Yiğit Akü'yü söylemiştim. Sermayesinin 3 katı, pardon, öz kaynakların 3 katı iş aldı. Şirket bütün varlıkların 3 katı iş aldı. Buralardan çok 3-6 gün falan düştü sonra yukarı. Ne demiştik? Bugün düşeni kırdı. Bundan sonra yukarı olur büyük ihtimal. Hareket hissesini beğeniyorum demiştim. Hareket hissesi de burada bakın düşeni kırdı. Siz de buradan bakıp yorumlar yazarsanız çok çok mutlu oluruz. Sonra Tarkim demiştik haftalık patlama bugün tavan. SDTR demiştik bugün tavan. Haftalık patlama potansiyel videolarımı izlerseniz açıkçası Gündoğdu Borsa'dan onu da görürsünüz zaten. Şurada videolara tıkladığınızda bakın şu videomu izlerseniz zaten burada belli oluyor. Burada nelerden bahsetmiştik birazdan bahsedeceğim açıkçası. Sonra BIST 100'e baktığımızda hareketler BIST 100 anlamında 3 gündür satıcılı geçiyor. Ama burada bankaların bugün etkisi çok oldu. Bankalar gitmeyen hisseler gitti. Bakın SDTR bizim anamızı ağlatıyor. Agrot anamızı ağlattı. Katıl Ev yine çok kişiyi üzdü. Gitmeyen hisselerin şimdi oradan çıkanlar buraya geliyor. Elbet gidecek demiştik. İnşallah sizleri de korumayı başarmışızdır. X tüm Y'ye baktığımız zaman şimdi bizim yan kağıtların şirketi pardon yan kağıtların grafiği bakın. Bir önceki güne göre çok çok iyi. BIST 100 kötü olmasına rağmen yan kağıtların grafiği çok iyi. Beni dinleyenler, haftalık potansiyel videomu izleyenler bence özellikle o videomu sakın kaçırmayın. Bakın bu bir tesadüf değil. Burada kapanmış teknik analiz. Biz Gündoğdu Borsa olarak teknik analizin bu işin %80'i olduğunu iddia ediyorum ben. Tabii ki nereden alacağız, nereden satacağız? Bu çok fazla önemli olduğu için söylüyorum ben bunu. Ama tabii ki bazı bir tane koca kafalı var açıkçası. O koca kafalı geçen demiştim ya. Küçük sermaye şirketler gitmeyecek, yan kağıtlar gitmeyecek diyen koca kafalı. Şimdi diyor ki teknik analiz öğrenme, git başka bir şey öğren falan filan diyor. Tabii ki öğrenirse tabii ki siz güzel mal kitleyemezsiniz. Şimdi burayı kırdığı zaman burayı kırardı. Peki teknik analiz değil de bu şirket diyorum biz tüm ye neden burada durdu? Bana biri açıklayabilir mi? Açıklayamaz çünkü teknik analiz çoğu şeydir. Ben o açıkçası bu piyasada bu adamlar nasıl kanallara çıkıyor, nasıl böyle yorum kabiliyeti bunlara veriliyor, işte yorum hakimiyeti neyse. Ben açıkçası inanın ağzım açık izliyor. Maalesef ama bütün sosyal medyalarda da hatta çok ciddi de bir aracı kurum bunu bu kişiyi çıkarıyor böyle kişileri. Ben anlamıyorum yani.
Şimdi dediğim gibi teknik analiz önemli değilse. Şu düşüş trendinde diyelim şuradan aldın. Aşağı düşüyor, düşüyor, düşüyor. Buradan aldın. Çok büyük zarar etmez misin? Kırılımlarda işe girsen daha mantıklı olmaz mı? Hani teknik analiz önemli değildi. Bura kırılırsa inşallah yarın burada yan kağıtların grafiği bu şekilde. Burada kırılırsa yarın üstüne de acemi şekilde atarsa çok güzel şekilde hareketler bizi bekliyor açıkçası. Dediğim gibi yükselen şirketler bugün böyle. Uşak gitti, Agrot, Merit gitti. Merit'i ben biraz korkuyordum Merit'ten ama birkaç gün düştü sonra gene tepki verdi. Merit Turizm PDD açısından şu an 1'lere yaklaştı. Ya denenebilir, gidebilir ama artık baya baya gitmiş. Biraz daha temkinli olmakta fayda var diyebilirim size. Yani teknik analizi bilmiyorsanız biraz daha zorlanırsınız. Biz şimdi mesela Göltaş demiştik. Göltaş'tan biz çıktık. Dün çıktık mesela. 400 buralardan aldık. 420 bölgesinden. Şu bölgeden aldık. Dün çıktık mesela. Çok da güzel bir yerden çıktık. Siz de açıkçası nereden gireceğiz, nereden çıkacağız bilmiyorsanız kesinlikle bize yazın. Çok da güzel artık bundan sonraki süreçte çok güzel karlı işlemler yapacağımıza ben sonuna kadar inanıyorum. Biz de yol almak istiyorsanız Instagram kanalımızdan bize buradan yazınız. Asistanım size destek olacak ve sizi yönlendirecektir. Biz buradan girdik, buradan çıktık mesela. Dediğim gibi bu işlemleri çok iyi bilmiyorsanız çok fazla yanaşmayın. Göltaş bugün tabii ki eksi. Göltaş kısa vade sıkıntı yok. Şuralara 480-490 bölgelerine inip oradan tepki verebilir. Çok potansiyeli çok fazla. Bu hafta ne demiştik? Aselsan demiştik. Aselsan ben çizdiğimde şuradan bakın ben çizdikten sonra bile BIST 100 yatırımcısıysan bile 2 gündür burada güzel para kazandın. 2 gün biz haftalık dedik. Bakın 2 günde işi bilen traderlar o da sayemizde para kazanacak. Sonra ne dedik? SDTR. SDTR demiştik. O da dediğim gibi artık diplerde. Yani bu dibini sıyırdılar. Tabii ki bugün de ne oldu? Çok fazla diplerde olduğu için ve ikili dip formasyonu olduğu için bugün tavan oldu. Çok ciddi yukarı gideceği için bence bugün de tavan oldu. Federal Mogul İzmit Piston demiştik. Bunu 2 haftadır söylüyoruz. Biraz diplerde biraz kararsız dünle bugün. Ama bugün yeşil yakmış gene. Gene ben bu şirketi hareketleri yukarı bekliyorum. Gene kötü değil. Gene iyi. Aselsan'da kazandırdık. Tarkim demiştik. Bakın videomu açın izleyin. Bir önceki videomu açın izleyin. Tarkim demiştik bu hafta. Potansiyel ise. Tarkim'de bugün bakın tavan kilit yaptı. Bu da herhalde bir yarım saatte 1 saatte mi yaptı tam bilmiyorum. Bakın Tarkim'de artık buradaki dipten tepki almış. Bunu zaten hediye şuralarda söylemiştim size. Düşüşlerde korkmayın da demiştim açıkçası. Kanalı izleyenler de sayemizde kazandı. Sonra bakın bir sonraki şirket Güler Yatırım Holding demiştik. Bu şirkette iyi. Artık bakın bu şirkette dün düşmesine rağmen bugün açıkçası yukarı. Şirkette yarın ve önümüzdeki günlerde muhtemelen hareketler gene yukarı gidecektir. Bu şirkette tabii ki bu şirketi de söyledik. Bu şirkette de başarılıyız. Tabii ki başarılı olunca çok çok da mutlu oluyoruz. Şu an 4-5 hissenin 5'i de yukarıda. Pardon, Birko değildi. Bir sonraki şirketimiz BRKV'ye birikim varlık. Birikim varlık biraz fazla bekletiyor maalesef. Keşke fazla bu şekilde beklemesek. Tabii ki insan üzülüyor günlükte. Ne olmuş buralarda artık ama topluyorlar. Yani şuralarda şu hisseyi topluyorlar. Bunun evet şurada baktığımızda bakın birikim varlığı. Şöyle bakıyorum takas analizine. Alıcılara baktığımızda Citibank ve Abir Kapital bakın çok ciddi malı topluyor. Son bir haftada birikim varlığı da bakın Yapı Kredi toplamış. Çok fazla topluyorlar şirkette. Sıkıntı şu an gözükmüyor. İş yatırım bakın Citibank ve Abir Kapital yüzde çok çok büyük oranda Yapı Kredi Bankası beraber topluyorlar. Yukarı sürecekler az kaldı. Bu da eli kulağında diyelim. Sonraki hissemiz maalesef Çin Beton. Çin Beton'da burada hareketler artık topluyorlar yukarı ama bugün tuhaf satış yedi. Sıkıntı yok. Artık burayı bir kıracak, iki kıracak. Sonra bir başlayacak. Şuradaki hareket. Daha sonraki şu bölgedeki hareketi. Ben yapacağını düşünüyorum. Bu şirket yani 9 bin, 10 bin lira orta vade ben göreceğini düşünüyorum. Açıkçası şuralardan kanalımız açıldığında 2000'lerden zaten şirketi söylemiştim. 4800 lira gittiğimizde bize açıkçası ya nasıl oluyor bu iş falan demişlerdi. Şirket pahalı falan diye ama şimdi onun da zamanı gelecek. Bize inanmayanlar gene bence şaşıracak.
diye düşünüyorum. Çin betondan sonra Türk Hava Yolları demiştik, bu hafta yükselme potansiyeli var. Dün satış, bugün yukarı. Güzel. Burayı da Türk Hava Yolları kırdığı zaman gene 350-400 bölgesine hızla gidebilir diye düşünüyorum. Açıkçası. Sonra iş Polte'ye bir bakalım. Poltek çok diplerden bakın düşmüş. Şu bölgede yatay gitmiş. Yataydan sonra tepki verince şirketler daha hızlı gidebiliyor. Burada mesela birikim varlık da bu görüntü. Mesela Katılev'i konuşmuştuk. Katılev'de de aynı şekilde düşüyor böyle bir süre bekletiyor ama sonra 2 günde %20 mesela. Katılev'de de bugün tavan oldu. Orada da burada da artık hareketler yukarı gözüküyor. Mumlar yutmaya başlamış. Katılev'de de artık denenebilir diye düşünüyorum. Şirket kötü değil. RSI'de yukarı kaldırmış. Agrot'a bakalım. Agrot'a da demiştik zaten. Korkmayın etmeyin ama yani hainlik anlamında böyle bir yapı yok. Şirket o kadar vizyonlu, o kadar kaplar atmasına rağmen şirketi aşağı aşağı vurdular. Milletin burada küçük ya da işi bilmeyenlerin burada satanlar, bezenlerin parasını elinden aldılar. Yani bir şirketi, bu kadar iyi şirketi bu kadar aşağı niye düşürüyorsun? Onu da anlamış değilim ama burada artık düşen trend kırılmış. Hareket yukarı gider. Bugün zaten 5 dakikada tavan oldu açıkçası. Sıkıntı gözükmüyor. Başka takibimizde olan hisselerden ne diyelim? Yaprağa bayağıdır bakmıyoruz. Yaprak diyelim. Yaprak da zarar açıkladığı için biraz tabii ki zorlanıyor ama bakın inanın düşmek istemiyor ise öyle bir hisse. Bunu da zaten kaçlardan söyledik, 200'lerden söylemiştik zamanı gelince. Burayı da kırdığı zaman orta vade hareketler tabii ki onda da yukarı gidecek. Şimdi şuna seviniyorum. İnşallah tabii ki bizi izleyenler kazanıyordur. Sabır bu işin anahtarından bir tanesi de her zaman kazanamıyorsun maalesef. İstediğini yap. Aynı zamanda da nasip ve sabır, nasip de önemli. Sen temel ve teknik harika bir yerde de işleme girebilirsin ama tahtacı sattığı zaman seni de götürmeyebiliyor. Seni de aşağı stop ediyor veya zararda bekletebiliyor. Bakın Agrot, SRTR harika şirketler. Ama ne oluyor? Borsa gitmezken bu sefer de onlar yukarı gidiyor. O yüzden siz de lütfen biraz daha sabırlı olaya bakmamız lazım. Bazı bölgelerde, bazı zaman dilimlerinde de sabırlı olmamız lazım. Yiğit Akü demiştik. Yiğit Akü de bugün tavan düşene kırdı. Bugün tabii bizim de enerjimiz yerimize geldi 2 gündür. Grubumuzda da, özel grubumuzda da güzel gidiyoruz. Siz de, biz de özel grubumuza alım satım yapmak istiyorsanız buradan yazınız. Aynı zamanda elinizdeki en fazla alım yaptığınız hisselerin de analizini burada artık yapacağız. Özellikle yazarsanız ben yapacağım, artık biraz mesai artıracağız. Bunu da söyleyeyim. Elinizdeki alalım mı satalım mı ne yapacağınızı da analiz yapacağız, size göndereceğiz. Orada da siz değerlendirme yapacaksınız. O yeniliği de artık kendimize getirdik açıkçası. Şimdi dediğim gibi burada dipler yukarıda ve düşenden sonra yeşil mum çok hızlı şekilde hareketler yukarı gidebilir söyleyeyim. 38 bölgelerinde kar alınabilir ama şirket bunun da üstüne oturup yukarılara gidebilir. Şimdi alım yerinde olan harika hisselerden bir tanesini söyleyeyim. Birisa diyelim, bir tanesi bence Birisa şu an şöyle baktığımızda düşen trendi buradan kırıyor. Kırdıktan sonra onaya geliyor. Birisa şöyle baktığımızda şöyle kırıyor. Kırdıktan sonra 5 günlüğe çarpıyor. Onayı alıyor. Akşamüstü de biraz alım vardı. Şirkette muhtemelen hareketleri ertesi gün, yarın ve önümüzdeki günler bakın yeşil mal yanmaya başlamış. Buradan tren çektiğimizde yukarı doğru hareketleri bekliyorum. Çünkü Birisa da güzel şirket, ucuz şirket. Hareketler yukarı dönme olasılığı çok fazla var. İkinci şirket alım yerinde bence Miatek. Miatek'e saatlik baktığımızda bakın güzel duruyor. Ama şöyle günlük bakalım. Günlük şekilde baktığımızda şirketi şurada saçma şekilde 4-5 gündür düşürüyorlar. Açıkçası şirketin hakkı bence çok daha yukarıları. Ama yarın bugün gün sonuna doğru güzel alım geldi. Şöyle saatlikte baktığımızda yarına hareketlerin yukarı gitme ihtimali çok çok fazla. Bakın yukarı kadar bayağı çıkmış aslında. Sonra satış yemiş. Sonra baktığımızda başka bakacağımız hisselerden zaten birçoğunu bahsettim. Bir tane ne demiştik? Katmer demiştik. Katmerciler de muhtemelen hareketler yukarı gidecek diye söylemiştik burayı kırdığında. Evet. Düşeni kırmış burada. Üstüne çok hızlı atmış. Güzel. Buradan aşağı ne oldu? 2 gündür düzeltmesini yapıyor. Sonra dediğim gibi güzel yerden yine
hisseye girilebilir. Batmer'i de söylemiştik. O da açıkçası güzel gitmiş. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok çok seviniriz. Aynı zamanda katıl butonuna tıkladığınızda iki tane diplerde patlama potansiyeli olan harika şirket vereceğiz. Katıl butonunda Golden VIP alırsanız orada da iki tane çok ciddi patlama potansiyelli hisse vereceğiz açıkçası. Dediğim gibi bizle de yol almak istiyorsanız Telegram'da buradan bize özelden yazınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.